Hepinize selam millet, ben Arda ve bugün sizlerle birlikte Kanada'da 1 dolarlık market olan Dollarama'yı gezeceğiz. Her şey burada 1 dolar ve birkaç tane şeyler var 2-3 dolar olan. Onun dışında genelde 1 dolar, o yüzden yani güzel bir gezi olacak. Hadi şimdi içeri girelim. Evet millet, şimdi girdik ve solumuzda gözlükler falan var. Görüyorsunuz normal bildiğimiz gözlükler burada 1.25 falan, ay 1.5, 2.5. Bu neymiş? 2.5 gözlük direkt 1.25 dolara falan satılıyormuş. O şekilde şimdi devam edelim. Şurada 1.25'miş. Görüyorsunuz zaten fiyatlar inanılmaz ya yani. Dolaramanın. Yani şöyle görüyorsunuz normal 2.5, 1.25. Ha direkt neredeyse her şeyde yarı yarıya var değil mi indirim yani? Var. Tarak mı bu şimdi? Ne oluyor bu? O bu tuvalet temizleme şey. Ne kadar yazıyor? 1.25 yazıyor. Vay. Yani fiyatlar bayağı iyi. Mesela burada herhalde tuvaleti kilitli. İki tanesi 1.25'miş. İki tanesi 1.25. Şöyle 2 dolar. Şöyle bunlar 1 dolarmış tanesi. Çekli alanlar için. Şöyle ikilisi 1.25'miş bunların. Direkt her şeyin fiyatını göstereceğim böyle. Evet şöyle aranızda dikkati çekecek var mı bilmiyorum da şöyle temizlik şeyleri falan 2 dolar, 3 dolar, 2 dolar şöyle görüyorsunuz. Evet şurada köpek oyuncakları falan 1.5 falan 1.25 falanmış köpek oyuncakları. Evet kedi maması falan 1.25, aslında böyle alıp bayağı yardım yapılabilir. Mesela kedi maması 1 dolarmış. Şöyle. Evet şimdi şöyle kedi ünlerinize falan kaplar falan şu 3 dolarmış, 2 dolarmış falan. Evet şöyle eldivenler 1.5 dolar. 1.5 dolar. Ya mesela Amerika'da da böyle bir tane mağaza var yani Dollarama gibi. Ama fiyatları yani böyle fiyatları mesela daha ucuz olsa da böyle mağazanın içi falan bayağı kirli, Dollar Tree diye. Ben beğenmiyorum onu mesela. Mesela Dollarama'yı görüyorsunuz. Mağazanın yapısı falan gayet güzel ve yani fiyatlar olarak bir doların üzerinde mesela bir sürü şey olmasına rağmen onlar da yani piyasasının çok altında fiyatları sattıklarını söyleyebilirim yani. Şöyle görüyorsunuz büyük eldivenler ve gayet güzel yani şöyle görüyorsunuz 2.5 dolar, ben şunu alayım hatta. Yok bu çok mu büyük bana? Şu daha mı iyiyim abi olan? Yok ya siyah daha iyi. Ben de bunu alayım bu arada. Eldivene de ihtiyacım var. Mesela şöyle kürekler falan 4 dolarmış. Şöyle temizleme şeyleri. Bunları genelde karları temizlemek için kullanıyorlar. Arabaların üzerinden, camların üzerinden falan. Onun dışında kuş yemleri varmış. Şöyle 2 dolarmış kuş yemleri. Şöyle çiçek falan bile satıyorlarmış. Yani ne kadarmış? 1 dolarmış. Şöyle çiçek 1 dolar yani. Burada raflar ne olmuş ya? Raflar boş. Evet şöyle abur cubur fiyatları, şöyle 4'lük Twix varmış 3 dolar. Şöyle bunlar varmış 2 dolarmış, şöyle çikolata falan. Evet Arman ne alıyorsun? Ben şimdi makarnaları topladım. Yok artık 2 tanesi 1 dolar mı? 2 tanesi 1 dolar abi. 2 tonu hayır 1 dolar yazıyor. Hayır bu 1. Alttaki de 1.25. Tavuklar 1.25. Tanesi 50 cent. Tavuklar nerede? Bunlar tavuklu. Aa bak burada etli varmış. Etli bile var. Bir dakika. Abi çok iyi yalnız. Bir dakika ben de alacağım. İkisi tavuklu mu alsak? Neymiş bak görüyorsunuz. İki tanesi 1.25. Şimdi iki tanesi 1 dolar. İki tanesi 1 dolar. Birisini tavuklu alacağım. Ben normalde hatırlıyor musun abi? Irving'den biz ne kadar alıyorduk? 1.80 alıyorduk tanesini. Tanesini. Burada tanesi 50 cent. Burada tanesi 50 cent. Evet. Gibi. Hatta 50 şunlar 50. Daha da ucuza geliyordur değil mi? 65 cent. Yok 60. Bunlar, şu 50. 62 cent. Şöyle görüyorsunuz şunlar da 2 dolarmış. Bunlar bayağı güzel. İçinde bayağı çıkıyor. Şu makarnalar ne kadar? Görüyorsunuz 5 tanesi 1 dolar. İnanılmaz yani fiyat. 5 tanesi 1 dolar. Şöyle et şeyi varmış 1.25 falan. Bir dakika. Şimdi hangisi tavuklu? Tavukluyu bana verin alacağım ben. Tavuklu ve şeyli var. Bak hangisi? Şu tavuk mesela. O tavuk mu? Bu şu et. Bu tavuk, bu et. Bir sürü var tavuklu et de var. Ben bir tavuk bir et aldım. Bir dakika, bunlar mı? Evet, onlar et. Bunlar et, ben tavuk seviyorum. Ben tavuk seviyorum, ben tavuk. Bunlar tavuk. Onlar, aslında normalde eti daha çok seviyorum ama çorbada tavuk daha güzel oluyor. Ben şu ikisini alayım. Evet, şimdi şöyle görüyorsunuz, dörtlü kutu meyve suyu 1.25. Yani bunu, aynen, dört tanesi, dört tane var içinde. Ama bence gayet iyi. Şunlar.
Aynen. Ben bir sepet alıyorum. Şöyle bir tane 1.25. Normalde bu fiyatlar çok düşük yani. Yani Türkiye'ye çevirdiğinizde çok yüksek geliyor. 1.25 TL gibi düşüneceksin. Aynen 1.25 yani sen TL gibi düşünün. Mesela burada görüyorsunuz 2 tane içecek 1 dolarmış. Bence gayet iyi. Normalde şeylerde, restoranlarda falan bu içeceklerin tanesini 4 dolara falan satıyor. 3 dolar falan yazıyor. Fişe görüyorsunuz. Lay's'ler falan filan. Bunlar da 2 dolarmış. Şunlar ne? Bunlar ne? Bunlar direkt... Sos mu? Sos değil mi? Direkt şey gibi çıkıyor. Yani konserve direkt yiyecek gibi duruyor da bilmiyorum. Güzel gözükmüyor. Güzel gözükmüyor bence de. Ben sevmiyorum ya konserve şeyleri. Ben tombala alacağım ya. Tombala? Nasıl yiyorsun ya tombala? Yok ben sevmiyorum. Şöyle, ha şunu şey... Bak şunu kesin seviyorsundur. Gerçi yok. Hangisi? Mısır, konserve mısır. Konserve mısır mükemmel bir şey ya. Ha tombala. Mesela burada mısır gevrekleri var. Ha, şöyle var koskoca mısır gevreği 2 dolar normalde. Ya bunların fiyatları çok daha yüksek ya. 2 dolara. Tavuk konserve gördüm. Aha çiğriz satılıyor. Çiğriz 2,5 dolarmış. Şurada görüyorsunuz ben çiğrizlerin tanesini bizim oradaki grocery store'dan 5 dolara alıyorum. Yani mükemmel bence 2 dolar, 2,5 dolar. Şöyle badem 1,5 dolarmış. Görüyorsunuz. Şöyle ben de atayım şunu. Arda Altınay anlatsana bize videoda bunu nasıl yapıyoruz şimdi. İyi ya. Şimdi bunu nasıl yapıyorsunuz? Ha. Bunun içini açıyorsunuz yarıya kadar. Bunun içine şöyle orada bir tane seviyesi gözüküyor zaten. Belirli bir yani ne kadar su istiyorsan o kadar kaynar su dolduruyorsun abi. Kapağını kapatıyorsun böyle tutuyorsun. 1 dolar yani üzerine bir şey koyuyorsun. 1,5-2 dakika bekliyorsun. Açtın mı direkt iyi abi. Direkt ben tencerede de yapabiliyorsun. Tencerede niye yapacaksın? O zaman orada direkt tencerede yapılmalıklar daha ucuz. Bence o tencerede yapacaksan git tenceredekini al. Tencereden su kaynatayım o zaman. Evet. Aynen. O zaman yani direkt ben bunun içine mi yapılıyor? Evet direkt bunun içine yapılıyor. Yani direkt bunu kase gibi kullanabiliyorsun. Çok güzel ya, mükemmel o. Ben bayılıyorum. Şöyle bal 2,5 dolarmış. Aa çok iyi. Şöyle M&M'ler falan 2 dolar. Arman 200 gram kokuyor. Şöyle dörtlü yoğurt. 1 dolarmış. Bunlar yani Türkiye'ye göre çok kötü fiyatlar gibi geliyor size ama mükemmel fiyatlar yani. Dolarım her zaman yani benim favorim yani fiyatlar çünkü mükemmel. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle kurabiye 2 dolar. Şunlar aynen 2 dolar al. Abi onlar bizde var. Çok mu kötü? Ha senin okula getirdiğin onlar. Evet iğrenç yani. Şöyle Twix'ler falan 3 dolar görüyorsunuz. Türkiye'de şunlar pahalı oluyordu değil mi? Türkiye'de öyle bir şey var mı? Buna benzer bir şey var. Ne kadarmış mesela? Bilmiyorum parasını nerede yazıyor? Bak Türkiye'de şunun normal var. Normalde var Türkiye'de ona eminim. Evet, hatta var. Piyam mı neydi öyle bir şey? 1 dolar görüyorsun. Dur çeksen. Şeyler geçsin. Sorry. Şöyle şunlar 2 dolarmış bunlar da. Şöyle bu ya mesela bunu almam ben yani de siz alır mısınız bilmiyorum. Gene gösteriyorum ben kamerayı. Şunlar 1 dolar falan. Şöyle. Bak gofretin tanesi bütün gofretler 0.82. 0.82. Ne istersen 0.82. Mesela şunu biz okulun oradaki 2 dolara mı alıyorduk? Daha bile 2.5 falan. 2.5 falan mı? Sen şunu ne kadar alıyordun? Taylan sen alıyordun şunu. 1.20. Bence siz 2 dolardan fazla alıyordunuz. Hayır abi bir şey vardı. 2 tanesinin bir şey vardı. Tanesini 1.50 alıyor. İki tanesi 3 dolardı. İki tanesi 3 dolardı. Mesela bir tanesi de 1.75 mesela burada oldu. Tek alsam bile 0.82. Yani bu her türlü çok daha ucuz. Yarısı daha iyi. O Henry 0.82. Ben bizim oradaki markette bu 3 dolar mıydı neydi? 2 dolar mıydı? 0.82 KitKat'lar falan. Türkiye'de çok ucuz mesela. Hayır. Gerçi evet. Evet şöyle mini altılı kola veya diyet Pepsi falan. Mesela Schweppes de aynı şekilde 2.5 dolara 6 tanesi direkt böyle altılı geliyor. Sadece 2,5 dolar bence mükemmel yani. Şunlar da 1 dolarmış. Yani normalde bunlar şunlar 0.82 de Türkiye'ye göre inanılmaz yani. İnanılmaz. Evet şöyle 1 dolar görüyorsunuz. Mentos gibi bir şey. Mentos gibi bir şey. Şunlar falan da sakızlar falan da 1.25 falan. Şöyle 2 tanesi 1 dolarmış. Öyle fiyatlar 1 dolar falan. Şöyle 1 dolar. 1 dolar. Mesela şöyle Rockstar içeceği 2 dolarmış. Böyle yani. Sakız fiyatları falan Mentos ne kadarmış? 2 dolarmış da Mentos her yerde pahalı yani. Burada normalde normal marketlerde 3 dolar falan. Ya bir markette bir şey 3 dolarsa burada genelde 2 dolar oluyor veya 3 dolarsa hatta 1 dolar oluyor burada. Mesela bu çok ünlü burada. Aklınızda bulunsun. Görüyorsunuz 0.82. Hershey's bu da çok ünlü. 1 dolar. Reese's de çok ünlü. Baya güzel. Beğeniliyor da ben beğenmiyorum. Karamelli böyle bir şey yani. Böyle yuvarlak. Teknoloji ürünleri de gösteriyor.
Ha, teknolojik ürünler zaten kafayı yiyecekler. Onun için bekletiyorum yani. Sonunu falan bekliyorum. Şöyle 1,5 dolar 2 tane sakız. Şurada cips sosları var. Bunların sosları 3 dolarmış. Ben Türkiye'de bunları hatırlıyorum 9,5 TL'ydi ya da 10 TL dolardı. O civarda bir şeyden yani. Bence gayet iyi. Şu cipsler de 2,5 dolarmış. Yani Türkiye'de de yani bunlar bile yani Türkiye'ye göre buranın her zaman çok pahalı olmasına rağmen bunlar hemen hemen aynı yani dediğim gibi 10 TL falan ya yani burada da 3 dolarmış. Ama normalde bu kadar ucuz değil yani normal marketlerde buraya özelde. Mesela şöyle gene Reese's'in 2 dolarmış. Evet şimdi geldik elektronik bölümüne. HDMI kablo 4 dolarmış. Normalde çok iyi bir fiyat. Normalde 12 dolar. Şöyle kulaklık güzel bir kulaklık. Ben mousepad alıyorum 1,5. Evet Arman mousepad alıyor. Mousepad'in fiyatı ne kadar Arman? 1,5 abi bak şöyle bir mousepad. Evet mousepad 1,5 dolarmış. Yani Türkiye'ye göre anlayamayacaklar tamam mı? Türkiye'de çünkü evet. 4 dolar 20 TL gibi. Şöyle. Ama şeye göre bayağı iyi. Şurada görüyorsunuz filmler falan var. Şöyle filmler 3 dolar çok iyi gene. Xbox One oyunu varmış 4 dolarmış falan. Onun dışında ne var? Şöyle filmler falan gene 3 dolar. Yalnız Xbox One oyunu 4 dolar olması çok ilginç. Şurada şunu şöyle takıyorsunuz rahatça filminizi falan videoyu ne izliyorsanız ya da beni YouTube'dan izliyorsunuz falan. İşte bu çok güzel bir şey. 4 dolarmış. Çok güzel fiyatı. Evet şurada evde golf şeyi varmış. Ha bu şey işte galiba. Şu Xbox'ların falan kumandasını takıp oynadıkları 4 dolarmış. Şurada arabalara falan navigasyon şeyi 4 dolarmış gene. Evet burada da olay çıktı. İnsanlar. Evet. Yalnız bu Xbox One oyunu abi Xbox One oyunu 4 dolar olmasını bilmiyorsun. Ve 0 abi bak. Bu nasıl bir oyun biliyor musun? Bilmiyorum da Titanfall'ı duydum ben ya. 4 dolar zaten olması 4 dolar var. Ya bir de 0 oyun yani. 0 oyun olmaz daha büyük bir avantaj. Burada bizim oynanma yeri var kiralıyorsun. Ay, 4 dolara bile kiralayamazsın. 4 dolara bile kiralayamazsın. Evet. Mesela şöyle kamera şeyi. Oha tripod da çıkıyor içinden. Nasıl ya? Abi çok iyi. Ahtapot tripod mu çıkıyor? Hayır bak şöyle tripod çıkıyor. Allah Allah. 3 dolara bir de kutusu da var. Şu ne? Abi ben şu internetten ne? Sadece şu kutusunu 15 dolara aldım. Amerikan doları. Dur bir dakika. Bendeki kutuyu. Ha bu küçük kameralı. Benim ya kamera imkansız. Hayır bu benim kamera için. Evet. Abi içinden çıkanlara bakar mısınız? Carrying case. Ben bunu sadece 15 dolara aldım. Şu icata bakar mısın? O mükemmel ya. Onu gösterdim az önce. Ya şu navigasyon şeyi bile 4 dolar. Ben yani Amazon'da falan bunlar 10 dolar falan. I gotta wait until... Evet şöyle bütün kalem koleksiyonu 3 dolar. Bu kalemler bayağı güzel. Şöyle 3 dolara şunlar varmış. Görüyorsunuz şöyle. Şöyle göstereyim hepsini tek tek söylemeye gerek yok. Onun dışında kamera case'i, cam case'ler 3 dolar falan hepsi. Görüyorsunuz şöyle 2 dolara bile var. Abi bunlar güzel case'ler ya. Bir de fiyatları çok uygun. Ben dediğim gibi 15 dolara aldım ve benimki vallahi bunlardan daha kötüydü yani. Şöyle MacBook'unuza, iPad'inize falan görüyorsunuz. 2 dolara case yani mis gibi. Şöyle 3 dolara iPad'inize. 2 dolara Philips'in şöyle case. Yani Philips bile 2 dolara satıyorlar yani. Burada her şey inanılmaz ya yani. Fiyatları bayağı zorluyorlar yani. Harbiden çok iyi yani. Evet burada diş macunu falan 3 dolar hepsi. 2 dolar, 3 dolar. Diş macunları görüyorsunuz. Bakım ürünleri falan var anlamadığım için hiç göstermiyorum ben yani. Direkt şunlar falan 3 dolar. O şekilde. Evet burada şampuanlar var. Şöyle görüyorsunuz. Nivea'nın el kremi bile 4 dolar. Şöyle. Şampuan görüyorsunuz. 1 dolar. Body wash'mış. Hangisini alayım? Şunlar 1 dolar. Markası ne? 3,5 dolar. Dial. Evet şurada Arma'nın videolarında en fazla kullandığı makinelerden bir tanesi. Evet, silikon tabancası. Silikon tabancası 3,5 dolarmış. Onun dışında şey var burada. Blue var. 1,25 gayet iyi. Ya fiyatlar her zaman düzgün yani burada. Mesela şurada boya yapabilmek için bir tablo 3 dolarmış. Evet Taylan diyor ki bunlar Türkiye'de çok pahalı çekmen lazım. Şunlar. Burada saç boyama şeyleri 3,5 dolar. Türkiye'de 30-40 TL. Türkiye'de 30-40 TL diyor. Saçımızı boyayalım mı? 3 dolara saçımızı boyadık. Harbi ha bak 3 dolara saçımızı boyadık. Mesela şurada saç spreyleri falan görüyorsunuz. 4 dolarmış. Arman gel gel lan. Evet biz de şampuanlara bakıyoruz. 4 dolara Pantene varmış. Bir sürü biz aptal Dove falan bakıyoruz. Pert varmış. Dur hangisi de aydı? Abi Head & Shoulders'ın çakması değil mi? Pazar bir kutu şekli bile aynı. Ben bunu aldım oradan ben bulu girdim.
Yalnız üç, o da 3 dolarmış bence. Ben pan, hem bence panten al. Abi bence bence panten al. Ama abi 2 and 1. Bence panten al abi. Belki sana altın kelebek falan verirler. Orkun'a verdikleri gibi. Verdiler zaten oğlum. Sen bilmiyorsun. Seni beni her yıl çağırıyorlar. Her yıl çağırıyorlar değil mi abi? Bu arada şöyle şunda 2 dolar falanmış. Bence her türlü panten her türlü daha iyi. Panten en azından düzgün bir şey. Birisi 400. Oo. Evet millet belki burada böyle şeyi olan falan vardır. İlgisi olan 1,5 dolara. Bu yağlı boya galiba. İşte 1,5 dolara yağlı boyalar var. Bir sürü her rengi var burada görüyorsunuz. 1,5 dolara yağlı boyanızı alıp şuradan da 3 dolara tahtanızı alıp gidip boyanızı yapabilirsiniz. Gayet iyi. Burada birazcık daha kalitelileri var. 2 dolarmış. Şunlar da 1,5 dolarmış. Ay 1 dolar. 1,5 dolarmış aynen. Şöyle ben hiç anlamıyorum. Aranızda anlayanlar varsa durdurup baksınlar valla. Şöyle. Bu da gazlı boya işte. Kaliteli bir şey bu. Güzel benziyor. 2 dolarmış. İyi gibi ya. Evet şöyle görüyorsunuz. 2 dolara koltuk altı şey yapma şeyi temizleme şeyi. Niye ben böyle şeyler göstermeye başladım? Jilet'in Clinical diye bir şey varmış. 4 dolarmış. Bak sen deodorantların fiyatı gibi. Aynen deodorantlar 2 dolar. Bence gayet iyi abi. Evet. Şurada parfümler falan. Oha parfüm 2 dolar. Parfüm 2 dolar. Abi. Baksana bak. Güzel parfümler var yalnız. Ya kutusu güzel en azından. Gucci mucu var mı? Gucci mi? Kanka bu Gucci mi? Gino Keria yazıyor. Kanka o Gucci'nin alt şeyi. Alt firması. Bayağı biliyorsun kanka. Biliyorum. Evet millet şöyle hoş kullanılan sepetler falan 4 dolarmış. Şöyle 3 dolara da var böyle. 3 dolara falan böyle güzel şeyler var. Şöyle 2 dolar, 1,5 dolar diye gidiyor yani. Bence gayet uygun fiyatlar yani. Hoş. Evet böyle çocuk ürünleri de var. Belki kanal yani takipçilerden sevenler falan böyle çocuğu olanlar vardır. Şöyle göstereyim 1,5 dolara falan. Çocuk şampuanı 1,25'miş şöyle küçük olanları falan. 2 dolar. Şöyle bebek şeyleri 4 dolarmış. Falan. Oyuncakları falan da 3 dolarmış. O şekilde. Şöyle hot chocolate. Nestle'nin hem de yani kaliteli. Yani düzgün bir marka. Normal hot chocolate. 2,5 dolarmış. Ve gayet güzele benziyor. Ondan baya bir... Ha 25 tane varmış. Ay 10 tane varmış içinde. Gerçek mi? Ne? Şöyle oyuncak bile satıyorlar. Görüyorsunuz 2,5 dolar. 4 dolar. 4 doları bildiğimiz Hot Wheels'ın. Tron'u satıyorlar. Yani 4 TL gibi düşün. Bakın Hot Wheels'ın normal şeyleri falan 1,5 dolarmış. Eskiden baya yani bir 8 yıl önce falan 10 yıl önce bayağı ilgimi çeken şeylerdi. Şu anda bayağı piyasasından uzaklaştığım için rakamları pek bilmiyorum. Şöyle oyuncak bebekler falan da varmış. 4 dolar, 2 dolar falan, 1 dolar. Şöyle oyuncaklar direkt bildiğimiz koskocaman inşaat seti. Vallahi bak küçükken bana bu alınsa kafayı yerdim. 4 dolarmış sadece yani. Şöyle itfaiye seti mi? Ne bu? Öyle bir şey işte. 3,5 dolarmış. Sorry. Böyle balonlar var. 4 dolar o çok güzel. Şöyle bir şey varmış. Balonlar 1,25'miş şöyle. Gayet iyi fiyatlar ya. Yani hoş. Ucuz yani. Şu Star Wars'un görüyorsunuz. Şöyle 2 tane koskocaman gemisi 4 dolarmış. Çok iyi be. Hot Wheels'ın bir de. Ya mükemmel mi? Ya marka da bilinmedik marka değil. Hot Wheels yani. Boru değil yani. Görüyorsunuz Disney Planes. Evet çok güzel. Ben izledim bu filmi. Ben her ne kadar yaşımda büyümüş olsa da ben hala bu tarz filmleri seviyorum açıkçası. Ne kadarmış? Bu da 4 dolarmış bunlar gibi. Şöyle Hot Wheels'lar gösterdiğim gibi 1,5 dolarmış. Şöyle karda çok eğleneceğim ama para harcamayacağım diyorsanız. Şöyle 3 dolara kürek evinizin önünü temizlemek için burada çok lazım oluyor tabii. Ve 3 dolara da şöyle üzerinde kayabilmeniz için kayak şeyi veriyorlar. Yani şey bayağı hoş yani. Şöyle görüyorsunuz. Fiyatlar böyle. Bir çakma kartopu bile varmış yani 2 dolara 4 tane çakma kartopu. Artık orijinalleri bıraktılar, çakmalar daha fazla satıyor galiba. Güzel yani. Fiyatlar hoş ya. Bu neymiş mesela? Ayakkabı temizleme şeyi 3 dolarmış. Böyle şöyle suratımızı temizlemek için alet 4 dolarmış sadece mükemmel. Onun dışında geçiyorum şöyle sivilce maskeleri varmış siyah 5. noktalar için falan 3 dolarmış. Bence çok iyi fiyatlar ya yani şöyle bir şeyler falan daha var onlar da 3 dolarmış. Şunlar 4 dolar maskeler 3 dolarmış şu maske. Ben aldım bunu. Sen aldın mı?
5 tane var oğlum işte, çok uygun. 5 tane sinirce masası 3 dolar. Aynen öyle. Şöyle belki bayan takipçilerimiz için makyaj fiyatları şöyle 3 dolar falanmış. O şekilde yani. Evet, ev terlikleri 3 dolarmış. Bayana erkeğe aynı 3-4 dolar. Yani 4 dolar da var şöyle görüyorsunuz. Ama genellikle 3 dolar şunlar falan. Bence hoş yani fiyatlar. Ya evinizi dolaramadan çok uygun fiyatlara dizebilirsiniz. Yalan mı Taylan? Dandik ev. Yalansa yalan da Taylan. Yalan değil de dandik ev dizersiniz. Dandik ev dizersiniz diye. Oğlum ne bekliyorsun yani? Evet, makyaj malzemeleri var da yani çakma olabilir de ucuz sonuçta. Çakma değildir de güzel değildir. Evet, buradan da biz varız. Oh yeah. Evet, benim gibi burnu akanlar için şöyle bir tane Selpak, bir sürü kaç tane var görüyorsunuz. 2,5 dolarmış. Yani bunu alın bütün kış, bütün kış bitmez bu ya kolay kolay. Yani kaç tane var burada görüyorsunuz? 4-8 tane Selpak var ya. Öyle ne kadar kullanırsınız yani. Mis gibi işte, 2,5 dolara bütün kışı geçirirsin. Şöyle bakım ürünleri, şöyle pamuk falan 1,5 dolarmış. Evet, şöyle iPhone X kılıfları. iPhone XS kılıfları 4 dolar. Şöyle USB girişi falan varmış. Onlar da 4 dolarmış. Öyle yani şöyle. Hiç kez iPhone X'i kullanayım, ben burada kılıflaşan zannetmiyorum. Ya ben almıştım. Ben iPhone 8 kılıfımı buradan almıştım. Ama 18 tabii. Evet, şöyle 3 fitlik şey varmış. Eski iPad şeyi 1,5 dolarmış. Şarjı. Şöyle araba şeyine takma şeyi 3 dolarmış. İyi bence fiyatlar. Şöyle kulaklık varmış gene. Gene 4 dolarmış kulaklık. Evet, Starbucks'ın Frappuccino'sundan Gatorade'ine kadar satıyorlar. Şöyle Monster'lar 2 dolarmış. Ay Rockstar'lar. O şekilde ya. Bana da bir tane şey alsana, Frappuccino. Mocha. Böyle Starbucks'ın mochası var. Bana da bir tane ondan çak. Heh, okey. Şöyle bunları aldık. Evet, Red Bull bunları dolaramaya özel üretiyor. Kutulamasını falan. 4 dolara 2 tane Red Bull görüyorsunuz. Bence çok iyi. Evet, burada pil fiyatları var. Şöyle 2,5 dolar, 4 dolar. 1,25 şöyle görüyorsunuz. Pil fiyatları da böyleymiş burada. Evet millet, videonun burada sonuna geldik. Arkadaki 1 dolarları görüyorsunuz. Videoyu izledikten sonra beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Evet, bizim Tayland'ın aldıklarımız bu şekilde. Görüyorsunuz. Doldu yani burası. Yani çok iyi ya. Yani şu cips 80 kuruş almış yani. Bence mükemmel.